Hocam hayaldi, gerçek oldu ve sizin eve çöktüm. Kıcım, duvar amcam mı gelmiş seni? hayvan evet. Bana sığındı. Evet, değerli izleyicimiz görüyorsunuz nasıl bir heyecan oldu tabii eve gelişimiz. Hoş geldin duvar, neredesin sen ya? Hocam hoş bulduk, vallahi yokluğunuzda birazcık şey yaptım hocam ben. Çalıştım, inanır mısınız? Böyle bir durum oldu. Siz ne yaptınız hocam? En son yine yurt dışındaydınız. Yok, ben en son sokaklarda haydi sor diye böyle deliye dönmüştüm. Ah, İnsanlara haydi sor diye. Sonra dediler ki sana git duvar sorsun. Uzun bir ara vermedik aslında ama yine de özleştik hocam. Verdik gene bayağı iki ay. Çok şey birikti hocam ya. Yani vallahi eksik olmayın, yokluğumuzda %86 yaptınız herhalde enflasyonu. Yok biz yapmadık ama yani bedelini ödedik hep beraber. Hocam çok romantik girmedik mi ya bedelini ödedim diye. Bir şarkı vardı hocam ama biz biliyorsunuz şarkı konusunda çok şey yapamadık. Bak ben seyredirken böyle kendime cicili bicili şeyler aldım. Hocam havalısınız. Enflasyon artacak diye erkenden aldım, fiyatı artacak diye. Hocam, fiyatı artacak diye ne bulsak alıyoruz zaten. İşte bunu bir konuşabilir miyiz ya? Yani benim 3 kuruş param var, 5 kuruşluk malzeme alıyorum kendime. Niye böyle oldum hocam ben ya? Çünkü bak. Borçlanıyorum da tabii ki. Evet, çünkü şöyle düşünüyorsun. Diyorsun ki şimdi ben bunu aldım. Almadım yarın daha pahalı alacağım. O zaman diyorsun bir an evvel alayım ki yarın daha pahalıya almayayım. Elindeki gelir belli. Yani bu da tabii her ürün için geçerli. Şimdi sen mesela muhtemelen aldığın şeylerden biri araba değil. Çünkü araba almak için bayağı borçlanman lazım. Hocam onu zaten o kadar borçlanamıyorum bile. Ya senin bahsettiğimiz ciklet falan. Tabii. Yani geçen şeker aldım hocam. Ama herkes böyle duvar. Ya bak gerçekten sokaktaki insanlar da böyle. Hocam sizin gibi zenginler nasıl yapıyor? Ben nerede zenginim? Allah aşkına bir tane cicili bicili mikrofonum var diye ya. Sen bana bilenip mi geldin? Asla hocam asla. Yani sizi özledim bile. Duvar seni duvardan duvara çarpar. Hocam aklınızdan her zaman boynum kıldan ince. Hocam peki uzun zamandır konuşmadığımız bir isim var. En az sizin kadar o ismi konuşmayı da özledim. Bakan Nebati. Neler düşünüyorsunuz hocam? Son zamanlarda çok acayip şeyler oldu. Ya asıl yani bakanlıkta bir durum yok ki. Bakanın aslında temelde ne görev verilirse kendisine demişler ki sen bu enflasyonun artış sürecinde insanları oyala demişler herhalde. O da bizi oyalıyor işte ara ara çıkıyor böyle bir takım açıklamalar yapıyor işte o açıklamaların üzerine insanlar uzun uzun konuşuyor ama değişen hiçbir şey yok. Oyalandık mı hocam? Oyalandık tabii şimdi bak enflasyon %20'lerden %85'lere %90'lara doğru geliyor. Ne oldu bu arada? Ne yaşadık? Ne değişti hayatımızda? Yani aslında enflasyonla mücadele etmeyen, enflasyonun kendiliğinden düşmesini bekleyen ve bu arada da zaman kazanmaya çalışan bir ekonomi politikası var. Bir sor. Peki bunun amacı ne bak? Sor da. Haydi sor da. Bunun amacı ne? Bunun amacı şu. Şu dönem tamamen aslında kendi oturttukları mantalitenin yani işte üretim artacak, fiyatlar düşecek. Ölme şem ölme. Öyle bir dünya yok. Ama bu arada inanılmaz bir seçime doğru giderken servet transferi yaratıyorlar. Ve AKP artık o kadar toplumun genel kesiminden kopmuş ki sadece verdiği sosyal yardımlar ve etrafında konuşan zenginlerin mutluluğuyla seçimi kazanabileceğini düşünüyor. Bak ben hayatımda hiç borsada işlem yapmamıştım. Geçenlerde birisi bana ya dedi bak dedi bütün para borsaya gidiyor dedi. Niye borsaya gidiyor bütün para? Bak bunun arkasındaki şeyi söyleyeyim önce sana. Bir, senin diyelim ki 10 bin lira paran var. 10 bin lira olsun. Ya çok değil 10 bin lira. Sen bu 10 bin lirayı... 10 bin lira çok para hocam. Çok mu? Çok. Yani çok. Ama hayali güzel hocam. Devam edebilirsiniz. Güzel. Ben mutlu oldum şimdi. Tamam. Ulan çok fena ters köşe oldu. 10 bin liraya çok dedi şimdi. Ama çok. Yani şimdi bir yandan düşünce çok. Ya dur kaldım. Neyse tamam. Bak, niye böyle şeyler yapıyorsun? Duvar ya. Bak, ben fakirim hocam ben. Ya bayağıdır duvara toz sürmemiştim. Bak şimdi. Şöyle düşün. 10 bin lira var. Sen bunu bir, dövize yatırabilirdin. Ama uzunca bir süredir başta Merkez Bankası döviz satıyor ve piyasada öyle bir dövizde böyle çok büyük bir hareketlilik yok. İşte 18.50-18.60 bandında Ağustos başından beri devam eden bir dolar kuru var. Doğru muyum? İki, vadesiz mevduata gideceksin. Gideceğin bir yerlere para yatıracaksın. Yani bankaya yatırayım, faiz alayım diyeceksin. Bankalar bugün %24-25 faiz vermeye başladılar ama bu enflasyonun çok altında kalıyor yıllıkta. Sen %80 enflasyona muhatapsın. Şimdi nereye paranı yatıracaksın? İki tane yer kalıyor. Ya kripto varlıklara pandemide olduğu gibi götürüp yatıracaksın paranı. Altın da artmıyor çünkü o kadar. Ya da götüreceksin borsaya yatıracaksın.
Şimdi bu iki yere gittiğinde para ne oluyor? Buradaki varlık fiyatları şişmeye başlıyor. Ya inan bana, pandemi döneminde şeyi konuşuyorduk ya, işte çalışan, asgari ücretle çalışan insanlar gidiyorlar, maaşlarıyla kripto para alıyorlar. O kripto parayla 3-5 kuruş para çevirip kredi kartı ekstrelerini ödüyorlar, asgarilerini ödüyorlar. Şimdi aynı şeyi ne yapıyorlar biliyor musun? Bak mesela otele git, orada çalışan arkadaşlarla, işte birçok restorana git çalışan arkadaşlara ya da herhangi bir mekana git çalışana. Ya herkes birbirine borsa tüyosu veriyor. Vay biliyor musun şu hisse uçacak. Oo biliyor musun bu hisse uçacak. Abi bütün bunlar uzun vadeli yatırımlardır diye anlatmaktan göbeğimiz çatladı bizim. Çatladı yani, hocam. Yani bunu, uzun vadeli dediğimiz şey şu. Bugün yatırdım, yarın aldım. Evet belki para girişi devam ettiğinde olur. Ama güne %2 yukarıda başlayan borsanın günü %2'de bitirdiği günler de olabilir. Sen o günlük işlem yapıyorsan senin kazandığın, elde ettiğin hiçbir şey olmaz ki. Kazanacağım derken elindekini de verebilirsin sen. Şimdi bu şartlar altında böyle borsada şu tiyo, şu hisse. İçeriden bilgi alman lazım senin bir hisse senedinin bir günde çok prim yapacağını düşünmen lazım. Ya da oraya çok para girdiğini biliyor olman lazım. Şimdi biz hepimiz şunu biliyoruz, düşünüyoruz. Diyoruz ki borsaya para girmeye devam ediyor. Bak bir bankacıyla konuştum. Dedi ki bana, şimdi dedi, kur da çok hareket etmiyor ya. Dolayısıyla kur korumalı mevduat. Sayın Nebati'nin büyük icadı, kur korumalı mevduat da artık eskisi kadar popüler değil dedi. İki yer kaldı. Faizler bir miktar arttığı için mevduat faizleri. Ya oraya geçiyor insanlar ya da yani %50 geri dönüyor dedi. Yani 100 liralık kur korumalı mevduatın vadesi biten 100 liranın 50'si kur korumalı mevduat devam ediyor. 50'si açığa düşüyor. Vadeli mevduata gidiyor %25 faizle. Ya da borsa. Ondan sonra ne oluyor? Sasa tasa. Hocam şimdi sasası olanın tasası olmaz diyorlar. Ne diyorsunuz hocam? Hangi günün olduğuna göre değişir o. Valla onu dediler, ardından Borsa İstanbul dedi ki hop. Bu ya diyorum ya, para girişi devam ediyor ve birileri eğer bir yere çok para girmesi için bir kanal açarlarsa daha çok paranın girdiği hisse senedi daha yüksek artış sergiliyor. Sasa'nın karşı karşıya kaldığı mesele bu. Biz burada yatırım tavsiyesi vermeyiz, veremeyiz. Zaten vermesin kimse diye burada anlatıyoruz. Hani milletin 3 kuruş birikmişini de elinden almayın lan. diye burada hareket ediyordu. Neyse kaçırdık Sasa'yı da kaçırdık hocam. Duvar ya. Bak kaçırdık diyorsun ya, kaçındın aslında. Yani kurtuldun. Yani o tip getiriler yok. Bunlar anormallik sonucu ortaya çıkmış şeyler. Bu bile zaten ne kadar sıkıntılı olduğunu ekonominin gösteriyor. Yani insanlar çaresizce organize oluyorlar bir hisse senedini şişirmek için. Ya bunlar çok riskli işler. Olması gereken şu. Biz şimdi tabii yoksullukla çok muzdarip bir ülke olduğumuz için elimizdeki 100 lira bir an evvel 200 lira olsun istiyoruz. Çok istiyoruz. Olmuyor ama. O iş öyle değil. Öyle bir şey olsa zaten herkes bunu dener. Kimse yoksul olmaz. Burada sen 100'ümü 200 yapacağım derken senin 100'ünü 50'ye indirip senin 50'yi cebe atanlar var. Ya bak ben bu arkadaşla konuştuktan sonra borsada böyle hani çok büyük değil. Anlamak için böyle biraz yatırımlar yaptım. Tamam baktım. Yani biraz derken. Yani 100 bin dolar. Her bir hisse senedine birkaç milyon dolar falan hocam. Yakışır hocam. Yok, yakışır bana. Hocam. Borsadaki son dönemdeki artışın temeli... Yaptınız yine garibanları hocam. Birilerinin cebine gitti benim 50 liralar. Neyse ki 100 lira koymuştum da. Onları almamız lazım hocam. İzliyorum duvar. Bakıyorum şimdi. Gerçekten böyle izlemek için 100'er lira koydum, tamam mı? Böyle 7-8 tane hisse senedine 100'er lira koydum. İzliyorum gün gün %'lik hareketleri. Bir ayda %40 getiren kağıtlar da var. Yani benim 100 liramın 140 lira olduğu ortamlar da var. 100 liramın 70'e düştüğü kağıtlar da var. Şimdi bir Borsa İstanbul bugün şu kadar arttı dediklerinde oradaki 100 kağıttan bahsediyorlar. Oradaki artış herkesin arttığı anlamına gelmiyor. Artanlar, azalanlar, onların ağırlıkları var. Ya vatandaşların bütün bunları ince eleyip dokunması lazım. Makul olduğunu düşündüğüm yerlerde hani kağıtlarda 100 liralık yatırım 120 lira olmuş. 115 lira olmuş. O da işte hani çok giriş oldu. Hocam. Ama bu zaten hikaye. Vallahi ve sen bir sene sonra da o 100 liranın bugünkü enflasyonist ortamda o şirketler iyi performans göstersin. O şirketler en azından enflasyonun üzerinde değer kazansın. Ve benim 100 lira satın alma gücünü korusun. 110 liralık bugünkü değeriyle satın alma gücüne sahip olsun. Bunun peşine koşmamız lazım. Yani ama kolay yoldan para kazanma zehirini yoksullaşan toplumlara böyle zerk ettiler. Şimdi o zehirle biz böyle bağımlı gibi bakıyoruz etrafa, anladın mı? Nerede daha büyük getiri var? Bir ara kripto varlıklar. Hop bak ne oldu? Ne oldu hocam ya? Vallahi ya kriptoyu bir konuşalım ya. Ya hep anlatıyoruz ya. Perişan oldu hocam insanlar ya. Bak, çakıldı yani. Bak duvar. Seni ben orada ipten aldım.
Aldınız hocam. Evet. 20 milyon dolarımı yatıracak mısın ya? 20 milyon dolarım ben. Maaşı çektin gittin asgari ücret 5500 lirayı. Orada kripto para aldım. Vallahi alıyorduk hocam. Yok kredi taksitim var, eve haciz gelecek. Senin yüzünden artık hacizler benim eve gelecek. Vallahi hocam artık neyse bedeli birlikte öderiz diye düşünüyorum. Bak orada hatırla pandemi döneminde 10 koydum 20 aldım. Ebemin, ninesinin, halasının, dedesinin yeğeni 20 koymuş 800 almış falan, böyle hikayeler anlatıldı. Ya benim kayınvalidesini dolandıran arkadaşlarım var hocam ya. Kayınvalidesini dolandıran? Kripto para için. Allah başka dert vermesin ya. Amin hocam. Oğlum bak bir de şöyle düşün. Duvar en azından damada gitmiş, anladın mı? Vallahi hocam damatlar kazanıyor zaten. Sen şimdi kripto para borsasına gittiğinde para kime gidiyor onu bile bilmiyorum. Belki de bana geliyor. Ya Zoya bir gel buraya ya. Gel buraya. Zoya. Hiç şu an Zoya'nın keyfi çok yerinde. Zoya'cığım hiç sırası değil şu an, anlatamayız. Buldu parlak duvarı. Allah. Daha, sen gel böyle sık sık kal. Köşe odada kal. Kalayım hocam. Biliyorsunuz yağlı boyayla şey yaptım. Köpek mamaları da çok pahalı oldu. Çok pahalı hocam. Allah'tan böyle bir 20 kiloluk almıştım. Köpek de küçük, yiyip yiyip duruyor işte. Vallahi işte biz de yarım kilo aldık hocam. Bakalım çocuğa 3 günde bir mama veriyoruz. Duvar. Peki sen memnun musun hayatım? Hocam ben çok memnunum. Yani 5500 liram tabii cebimde kaldı ama bugün onu da ben 2000 lira gibi hissediyorum. O kaç yüzden para? Kriptoya girsem daha iyiymiş gibi de gelmiyor yani, değil yani. Kaç para olacak şimdi? Sen gündelik geçimini 5500 lirayla sağlamanın derdindesin. Hepimiz birçoğumuz gelirimizle gündelik standartlarımızı yakalamaya çalışıyoruz. Ne olacak şimdi yılbaşında mesela? Ne olacak hocam? Ne bekliyorsunuz? Yani. EYT de gelecek. Bir yandan asgari ücreti yükseltecekler ama enflasyon durmadıkça asgari ücreti sen 20 bin lira yapsan da aslında hiçbir şey değişmeyecek. Yani bu farkı nasıl anlayacak insanlar? Evet, asıl mesele şu. Enflasyonla mücadele etmeleri lazım. Enflasyonla mücadele etmeden yapılan zamlar enflasyonu daha da arttı. Ha sen enflasyonla mücadele ediyorum, ben bunu kontrol altında tutuyorum ama bir yandan da vatandaşın kaybını telafi ediyorum dediğinde dar gelirli ne olur? Ama şu haliyle daha da fazla enflasyonist baskı yaratıyorsun. Yani şunu demiyorum, yanlış anlamasın kimse. Yani asgari ücret zamları yüzünden enflasyon artıyor demiyorum. Enflasyonla mücadele etmediğimiz için asgari ücret zamları da enflasyona etki ediyor diyorum. Ya da ücret zamları da etki ediyor diyorum. Asıl sorunu çözmemiz lazım. Nedir sorun? Enflasyonla mücadele etmek. Bak Amerikan Merkez Bankası değil mi? 4-5-6 toplantıdır faiz arttırıyor. 75-75. Cart cart böyle değil mi? Mis gibi. Ha, herkes diyor ki işte bak Amerika'da faiz arttırıyor ama enflasyon düşmüyor. O bir anda düşecek bir şey değil. Ama bak düşüş sinyalleri vermeye başladı. %9.1'e Haziran ayında çıkan Amerika'da enflasyonu şu an %7.7. %65'lerde olan Türkiye enflasyonu şu an %85. Anladın mı? Hani aradaki fark bu. Diyordu ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya dünyanın her yerinde enflasyon sorun. Doğru. Haklısınız efendim. Ama birileri oralarda mücadele ediyor. Siz koyverdiniz gidiyor. Yani ne olacak bu? Ya %85'e geldi enflasyon. Adam %9.1'e çıkmış. Tarihi zirve yapmış enflasyonu ki bizde aylıktır o. Hani %9.1'in neyi? Hocam tartışmam bile %9.1'i o. Yani alışmamış için kötüdür o yani. Anladın mı? Dolayısıyla şimdi orada faiz artırımlarıyla beraber onu yavaş yavaş 6'ya doğru çekecekler. Bunu kontrol eden, koordine eden bir kurum var. Bizde yok. Bizde saldık çayıra, Mevlam kayıra politikası bir hayli etkili görünüyor. Hocam o kadar çok konuşacak şey var ki lakin size son bir soru. Çok sohbetimiz birikmiş be. Vallahi hocam. Özlemişiz de var. İçer miyiz birer kahve? İçeriz. Her hafta yapacağız mı? Kahve çok pahalı. Hocam her hafta yapacağız tabii ki. Hocam az önce kağıtlardan bahsediyordunuz. Şey yapsam, şerbet yapsam. Of. Ne dediniz şeker hocam pahalı. Siz şimdi vallahi. Su içsek. Her zaman hocam. Su da pahalı. Ben alırım hocam, ona yetiyor gücüm. Hocam son bir soru. Zengin böyle zengin oluyor. Haydi sor. Var mı hocam şöyle güzel bir kağıt borsada? Sasalanmayın. En güzel hocam. Oy rezalet. Gerçekten bunu biz ben, hayatta kesmeyiz ben, kurguda. Ben diyeyim hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yayının sonuna kadar izleyip şu son espriyi duyan özellikle Z kuşağı. Gerçek bitti. Bitti hocam. Hocam gerçekten bitti. İnşallah öğrenciler izlemez. Mikrofonunuz çok güzel ama son bir sorum var hocam. Haftaya yine burada mıyız? Buradayız. Sorular veriyor hocam. Aha buraya. Hocam özledim sizi. Ben de seni yavrum. Saygılar benden size hocam. Kendime iyi davranın. Eyvallah.